Kebet ne demek? Aslında evladuna ekbaduna Araplarda çok dar bu mesel gibi söylenen bir şey. Çocuklarımız ciğerlerimizdir. Ciğer kelimesi ekbat, kebet aslında oradan gelir. Ama tabii zorluk, zorlanma anlamında kullanılır. İnsan zorluğun ürünüdür çünkü. Değil mi? İnsan zorluğun ürünüdür. Biz zorluğun ürünüyüz. Her açıdan fizyolojik açıdan zorluğun ürünüyüz, nörolojik açıdan zorluğun ürünüyüz, psikolojik açıdan zorluğun ürünüyüz, sosyolojik açıdan zorluğun ürünüyüz, teolojik açıdan zorluğun. Fizyolojik açıdan zorluğun ürünüyüz. Anatominize bakın. Zorluğun ürünüyüz. Size bakın. İnsan Yeryüzünde 4 milyar yıllık geçmişi vardır canlı hayatın. Siyanobakteriler. Ondan sonra algler yani güneş gelen fotonları fotosentez yapıp artık e, oksijen üretmeye başlamış. Tek hücreliler algler bunlardandır. Algleri bilirsiniz aslında. Köye gittiğinizde kayaların üstünde kına gibi Böyle yeşil olur da yaktığınızda kına gibi olur, yosun. Eyvallah. Onlar aydır. Ara sıra 4-5 yılda bir marmara bir kahverengiye bürünür. Hiç rast gelen oldu mu? Ben uçaktan izledim onu. Efendim, o aydır mesela. Dolayısıyla tek hücreliler. Ondan sonra çok hücreliler. İki tek hücreli, tek hücreler. aslında siyanobakteriler her şeyi yer. Demiri de yer. Öyle mi İlhan Bey? Demiri de yer. Onun için papaz odur işte. Yani bakteri demiri yer, geriye pas kalır. Pas o. Efendim. Ondan sonra tek hücreli ama artık oksijen imal etmeye başlamış. Atmosfer üretiyor sana. Muhteşem. Hayat karaya çıkacak artık. Atmosfer üretiyor. Onlar bir hücreyi yemek için içine almış. İlahi sünnet orada işliyor. Biz buna Allah'ın sünneti diyoruz. Sünnetullah her yerde cari. İnanmayan insanlar da diyor ki tesadüf. O tesadüf diyor, ben Allah'ın sünneti diyor. Eyvallah. Ama yiyemiyor. Öbür hücreyi yiyemiyor. içinde kalıyor. Ve işte o zaman artık çift hücreli canlı ilk olarak var oluyor. Ondan sonra devam ediyor. Tabii DNA, DNA efendim, dioksiribonükleik asit. Söyleyebildim mi? Efendim, RNA. Evet, ribonükleik asit. Hani o sarmal var ya, gen sarmalı. O sarmalın yarım merdivenine RNA tam merdivenine DNA, bioksi çünkü. Efendim, dolayısıyla o hücrenin beyni öyle diyelim. Hücrenin beyni oluşuyor. Ondan sonra çok hücreli canlılar, ondan sonra türleşmeler, özellikle Kambriyen patlaması 541 milyon yıl önce. Ondan sonra efendim deniz canlıları sonsuzca. Ondan sonra amfibikler, karada ve denizde bugün de varlar, yaşayanlar. Ondan sonra omurgalılar, ondan sonra o yumuşakçalar falan geride kaldı. O yumuşakçaların da altında hatta tek açıklılar var. Ağzından yiyip ağzından çıkaranlar var. Hala var onlar. Hala var. Demin deniz üzümü onlardan biri. Deniz fıskiyesi onlardan biri. Deniz hıyarı onlardan biri. Çok basit canlılardır. Çok hücrelidirler ama mesela 200 nöronu vardır. Sadece 200 nöron. İnsan zorlandığı şeye uyum sağlayandır. Evet, biz zorluğun ürünüyüz. Biz adaptasyonların ve mutasyonların ürünüyüz, biliyor musunuz? Bu aşamaların hepsinde mutasyonlar geçti. Mutasyonlar. Mutasyon zorlamanın ürünüdür aslında uyum sağlamak için kendini zorlar ve orada bir mutasyon meydana gelir. Dokuzu negatif işler, biri pozitif işler. Pozitif işleyenler genelde yürür. O canlının devamı genelde yürür. Dolayısıyla hepimiz mutasyonların sonucuyuz. Şu gelen virüsler biliyor musunuz? Mutasyonun eseridir. Hatta grip virüsü Sakarya'dan buraya gelirken yolda mutasyon geçirir. Çok ilginç değişir, değişir. Onun için yani tüm canlılar mutasyonların ürünüdür. Mutasyonlar da zorlanmanın ürünüdür. Zorluğun ekmeğini yiyoruz biliyor musunuz? Aynı zamanda psikolojimiz zorluğun ürünüdür. Bakınız, hatta hatta çok ilginçtir efendim. Bazı psikolojik hastalıkların aslında hastalık sayılmaması gerektiğini insanı daha da güçlü kılan bir devre, bir evre sayılması gerektiğini ifade eden yeni kitaplar yayınlandı. Çok ilgimi çekti. Bir tanesini de okudum. Hakikaten çok ilginç bir yaklaşım. Yoksa herkes hasta. Doktor da hasta. Psikoloğa gidiyorsunuz, psikolog sizden hasta. <laughs> Öyle mi? Doktorlar kusura bakmasınlar. <laughs> Eyvallah. Benimki genelleme oldu. Kusura bakmayın. Efendim ama olabilir canım. Olabilir. Yani psikoloğun psikolojisi bozuksa bir başka psikoloğa gidemez mi? O da gidebilir. Dolayısıyla hastalık hepimiz için efendim. Bunlar artık ayıp sanacak bir şey değil. Ayıp görülecek bir şey değil. Kesinlikle işin uzmanı gitmek lazım, istifade etmek lazım, görmek lazım. Ama şunu da unutmayalım. Hastalık saydığımız bu şeylerden bazıları bizi güçlendiren şeyler. Zorlanmadığımız alanda güçlenmiyoruz. Eğer kaslarınızı zorluyorsanız kasınızı güçlendiriyorsunuz demektir. Öyle değil mi? Eğer yürüyüşte zorluyorsanız, zorlanıyorsanız hem kasınız güçleniyor hem kilo veriyorsunuz demektir. Sizi zorlamayan şey işinize de yaramıyor demektir. Her şeyde böyle görüyorsunuz. Sosyal ilişkilerde de öyle. Sizi zorlayan ilişkiler sizi güçlendirir. Mekke olmasaydı Medine olmazdı. Mekke zorlar. Mekke bir okuldur. Okul zorlar. Dolayısıyla okul zorlar, zorlayan okulunuzdur. Sizi zorlayan her şey sizin okulunuzdur. Bu anlamda buyurun kebet meselesinden geldik. İnsan zorlandığı şeye uyum sağlayandır, adaptasyon. Bizler mutasyonlarla bugüne geldik, aynı zamanda adaptasyonlarla mı bugüne geldik? Bakınız, ten rengi bir adaptasyondur. Mutasyon değil tabii. Efendim, pigment, vücudunuzun ürettiği pigment işte. Afrika'da siyahtır. Biraz ileri gidersiniz, çikolata rengi alır. Biraz daha ileri gidersiniz, beyaza döner. Daha ileri gidersiniz, süt beyaza döner. Efendim, ama bu aslında o insanlar hep öyleydi anlamına gelmiyor ki. Adapte olmuşlardır. Mongoloidlere bakınız. Orta Asya'nın tüm kavimleri Mongoloid'dir. Nedir? Öyle bir adaptasyon ki çift göz kapağı aslında göz yağı gibi, göz efendim şeyi gibi görünür de çift göz kapağıdır o efendim. Daha yassı vurun efendim görürsünüz ablak surat. Onların suratlarındaki yağ oranı normalde diğer kıtalardakilerin yağ oranının iki katıdır. Nedendir? Kısa boy. O coğrafya adapte etmiştir onları. O rüzgar adapte etmiştir onları. Gobi çölü Oradaki parlayan ışık adapte etmiştir onları. Bazı hayvanlarda görürsünüz çift göz kapağı. Farkına varır mısınız? Çift göz kapağı bir tane şeffaf göz kapağı vardır. Bir ana göz kapağı vardır bir de onun içinde şeffaf. Onlar güneşe bakarlar biliyor musunuz? Özellikle kertenkele türlerinde. Çünkü çöldedir güneşten başka ne görecek? Güneşe doğrudan bakarlar. Siz bakamazsınız. Retinanız yanar risk vardır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi adaptasyonlar adaptasyonlar ve Allah'ın sünneti her yerde işler. Biz de öyle. Bakınız davranış modellerimiz, ilişki çeşitlerimiz, bir insana bakışımız, efendim kavrayışımız hep böyle. İnsan zor yokuşlara göğüs geren, uyumlu, dengeli, güçlü, dayanıklı bir canlıdır. Evet, kebet bu işte.